Herkese selamlar Yonka Müzik Market'e hoş geldiniz. Ben Onur. Yeni bir tanıtım videosuyla daha karşınızdayım. Bugün yanımda Midex'in MDX 999 Kayıt mikseri var. Artı 48 volt phantom power desteklemesi, ekstradan bir ses kartına ihtiyaç duymaması yani içerisinde bir ses kartı sisteminin olması. Mono ve stereo olarak 4 kanal girişinin olması, e, kayıt cihazlarına bağlanabilmesi, yine stereo olarak çıkış yapılması, kulaklık çıkışının olması, üzerinde reverb, echo gibi e, efekt kontrollerinin bulunması. Ayrıca USB'den MP3 çalması veya Bluetoothlu cihazlara direkt rahat bir şekilde bağlanması gibi birçok özelliği içerisinde barındırıyor. Bunları şimdi kabaca böyle ana başlıklarda söyledim ama detaylı incelemesini şimdi yapacağız zaten. Bu gibi böyle gelişmiş özelliklerinin yanında fiyatının da makul olması mikseri daha cazip hale getiriyor ve gerçekten bir fiyat performans mikseri diyebilirim. Kutu içerisinde neler var önce isterseniz onlara bakalım ve daha sonrasında yakından bütün özelliklerini sizlere anlatacağım. Evet kutusunda işte başlıca özelliklerinin yazdığı yazılar görüyoruz. Mikserimizin fotoğrafı var. Profesyonel 4 kanal e, miksil konsol yazıyor. E, arka tarafında da yine böyle kabaca anlatılmış nereye ne bağlanır e, gibi enstrüman girişi mikrofon girişi işte midi klavyenizi e, CD çalarınızı buraya girebilirsiniz. Çıkışlarınızı yapabilirsiniz. Kayıt cihazınızı takabilirsiniz gibi e, böyle bir kaba taslakla da burada anlatmış. Şöyle bir kutumuzu açalım. İçinden her zamanki gibi detaylı bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Her parçası için detaylı detaylı böyle numaralandırmış ve e, açıklamalarını da bizlere böyle sunmuş. Şöyle bir dursun bu. İçerisinden bir kablo çıkıyor. E, i̇ki ucu stereo olarak mikserden çıkış yapılıyor ve diğer ucu da 3.5 mm jack. İşte bunu bilgisayarınıza veya bir ses sisteminize girip e, kayıtlarınızı da yapabilirsiniz veya sesi direkt de duyabilirsiniz. Bunu kullanacağız. Bir adaptörümüz çıkıyor. Adaptör ve e, kablosu ayrı. USB ile bağlanıyor. 5 volt 2 amper bir adaptör. Şöyle de kablosunu da açayım. Kablosu gerçekten dışı çok güzel. Yani e, bu kırılmalara ve kopmalara karşı dayanıklı olsun diye dışını burada halat gibi yapmışlar ve gerçekten dayanıklı diyebilirim. İşte yaklaşık 1,5 metre gibi. Mikserimiz yani harici bir enerji istiyor. Bu adaptörle onu gerçekleştireceğiz. Son olarak da mikserim çıkıyor. Bu arada yonka müzik iki ucu XLR bir tane de 3 metrelik kablo daha yolluyor. Mikserin yanında bunu da şöyle koydum. Mikserimiz şu şekilde paketli halde geldi kutusundan. Şöyle açalım. Şöyle fazlalıkları da kaldırdım masadan. Evet mikserimiz genel anlamda böyle bir cihaz. Alt tarafında 4 tane sünger ayağı var geniş. Yani masama da böyle kolaylıkla koyabiliyorum. Ben mikser testlerine bugün Las Voice'in BM800 modelini kullanacağım. Yanında gelen kablo ile XLR kablo ile mikserime gireceğim ve enstrüman olarak bir tane elektro gitar kullanacağım. Çıkışlarımı MacBook'a yapacağım. Bir de iPhone 8'i Bluetooth ile miksere bağlayacağım ve oradan da bir müzik aktaracağım. Öncelikle adaptörünü takalım. Mikserimizi çalıştıralım. Arka tarafında adaptör girişi bulunmakta. Buraya takıyorum. Bu adaptörü ben fişe takayım. Evet şimdi yakından inceleyerek bağlantılarımızı yapalım ve testlerimizi gerçekleştirelim. Evet prize taktığımız zaman ilk olarak e, tek bir tane ışık yanıyor. Burada power ışığıyla bize çalıştığını belli ediyor. Aynı zamanda şu bölümde e, USB girişinin ve diğer buradaki tuşların olduğunu görüyorum. Burada da line olarak e, bir dijital ekranda bize bilgi veriyor. Genel anlamda mikserimizi şu şekilde inceleyelim. Üst kısım yani bağlantılarımızı yaptığımız bölüm iki tane burada e, mikrofon girişi aslında e, sadece mikrofon değil XLR kablo girişi yani bu XLR kablo ile herhangi bir enstrüman da bağlayabilirsiniz sonuçta. 2 e, tane mikrofon girişi XLR kablolu ve artı 48 phantom power özellikle. E, hem bu kanal hem de bu kanal ikisi de phantom power destekliyor. Hemen altlarında da zaten bir switch görüyorum. Bastığım zaman ve kapattığım zaman Phantom Power'ın devreye girip kapandığını görüyorum. Onu da zaten şurada artı 48 Phantom Power çalıştığı zaman bir tane ledim var. Ledim yanıyor bakın. Kapattığım zaman da ledim aktif değil. Demek ki Phantom Power özelliği devre dışı diyebilirim şu an için açık kalsın. Biz çünkü bm 800ü bağlayacağız ve BM800 Phantom Power ile desteklenmeli. İki kanal XLR girişim var dedim. Sonra döndüm. Burada ne var? bir tane reç yazan yer var. Left ve right. bu reç yazan yerden bir kayıt cihazına bağlayabilirsiniz. Yani sesi aldığınız sesi direkt kayıt gerçekleştirebilirsiniz. Hemen altında da 3. ve dördüncü kanal girişlerimiz var. Bunlar stereo girişler. Mesela şuradaki jack'ı biz kullanacağız tek başına ve sadece sol tarafa ses kaydedecek. Aynı zamanda sağ tarafta öyle veya bunları RCA kablolarıyla da bağlayabilirsiniz. Üç ve dördüncü kanallarımızda bu şekilde. Tabi burada ben stereo bağlayamam. Acaba jack girişini tek kullanamaz mıyım diye soranlar için de. E tabi ki kullanabilirsiniz. Bunu bilgisayarda stereo değil de mono olarak seçersiniz girişini. E, tek kanalda da giriş yapsanız, kayıt yapsanız. O size e, iki taraftan da sesi verecektir. E, sağ tarafta da bir main yazan yerde yine yazılıyor. E, left ve right olarak sağ ve sol olarak stereo çıkış var. Yanında gelen kabloyu, jack kabloyu hatta direkt buraya şimdi bağlayalım. Evet böyle bir kablomuz geliyordu yanında. Şimdi right ve left olarak bunu giriş yaptım jacklarımı. Bu ucunu da direkt bilgisayarıma girip kaydı gerçekleştireceğim. Bazı kablolarda önem arz edebilir fakat yanında gelen e, bu kabloda sağ ve sol ayrımı yok ikisinde. Yani e, direkt takabilirsiniz. Burada hangisi sağ hangisi sol diye e, düşünmeyin diye kafanız karışmasın diye böyle bir şey yapmışlar. Jack girişinde ben şimdi bilgisayarıma taktım. Şöyle kablomu çekeyim. Evet mikserimin alt kısmında başka neler var? E, şöyle bir bakalım. Kanalları ayıran bölümler görüyoruz. İlk bölüm yani Mic Line 1'in, birin, birinci kanal mikrofonun e, ayarlarını bize gösteriyor. Evet, şöyle biraz daha yakından gösterdiğimde ilk bölümde Gain var, sonrasında High ve Low kısımları var. Bu High ve Low kısımlarını şöyle bir şey e, tasarlamışlar, hoşuma gitti. Mesela kıstım tamamen, açıyorum, ortaya getirmek istiyorum. Ortada kendi kendine duruyor, bakın orada bir e, boşluğu var, tık diye ortaya getirince oturabiliyor veya sonra da tamamen açabiliyorum. E, hepsini ortaya getirmek istediğimde yani çok rahat bir şekilde yapıyorum. Bakın şöyle yapayım dönmüyor normalde e, döner ama orada tık diye oturabileceği bir yuva var. Orta kısmı sabitlemişler e, bir ara geçiş olması için. Aslında bunu hike ve low'u da şöyle söyleyebilirim. E, hike sizin e, tiz seslerinizi, Low'da da bas seslerinizi e, temsil ediyor. Hemen alt tarafa geldim. FX kısmı var. Yani burada hemen maviyi takip ediyorum. Ekoyu ve gecikmeyi ayarlayabileceğimiz e, bir bölüm var. Buna eğer ki basarsam birinci kanala buradaki ayarladığım e, bu gecikme, delay e, efektleri yansıyacaktır. Eğer ki kapatırsam da yansımayacaktır. Böyle her kanal için ve ikinci kanal için de yine bu efektleri kullanabiliyorum. En altta da peak var. Aslında bu bizim volümümüz diyebilirim. Direkt bu kanalın volümünü buradan ayarlıyorsunuz. Ne kadar sesi açık olsun, ne kadar kısık olsun. Tamamen kapatırsak bu kanaldan hiçbir ses gelmiyor. İkinci kanal için de bütün özellikler aslında aynı. Gain, High, Low, FX kısmı ve pek kısmından da volümümü ayarladığım kısım. Hepsini şu anda kapalı pozisyona getirdim. Hiçbir ses buradan gelmez. Üçüncü bölüme baktığım zaman işte burada bir e, aslında değişiklik var. Üçüncü bölümde ST ve USB olarak ikiye ayrıldığını görüyorum. Yani switch yukarıdayken ST, ST demek, stereo demek. Stereo da buradaki 3 ve 4. kanalları stereo olarak alacağını söylüyor basılı kalırsa USB'ye geçiyor USB'de buradan istersek USB veya bluetooth ile bağladıysak buradaki kanalı bize sunmuş oluyor aslında ve bu durumda şöyle bir şey de söyleyebilirim 3. ve dördüncü kanalları bağladığımız zaman yani yukarıdaki stereo yerinden bir jack girişi yaptığımız zaman o girişlere burada şu efektleri veremiyoruz ee, onun efekt kısmı yani tuş kısmı burada olmadığı için de onu veremiyoruz. Yine diğer ayarları gain, high, low e, hepsi aynı. E, peak'ten volümünü açabiliyorum, kısabiliyorum. Şimdi bağlantıları gerçekleştirince daha rahat göreceksiniz ve stereo USB olarak yapılan bir ayarım switch'i var. Genel özette böyleydi. Buradaki switch'leri aslında gösterdim. Hani deneyerek e, birazdan deneme yaptığımda daha rahat e, bunu test etmiş olacağız. Bunları da şöyle kapalı pozisyona getireyim. Şurada gördüğünüz main yazan e, switch bütün mikserin toplam sesini ifade ediyor. Yani bu kanallar farklı farklı böyle açık olabilir. Ben hepsinin sesini tek tek kısmak yerine bütün mikserin sesini aynı anda açıp aynı anda kapattığım switch burası tamamen kapalıysa hiçbir kanaldan ses gelmez. Yani bütün kanalların sesi açık olsa bile burası kapalıysa hiçbirinden ses almayacaktır. E, açıksa ne kadar açarsam hepsinden aynı oranda arttırmış olacak. Son olarak da şurada fon kısmı görüyorum. 3.5 milim jacklı bir e, kulaklık çıkışı var burada. Kulaklık diyorum. E, fakat siz buraya kulaklık yerine işte 2 artı 1 ses sisteminizi veya bilgisayarınızın hoparlör sistemine de çıkış yapabilirsiniz. Bunu kayıt yaparken bir monitör olarak kullanabilirsiniz. Buradaki fons kısmındaki switch de yine bunun ne kadar ses vereceğini bize aslında söylüyor. Kulaklığı taktım diyelim. Ben kulaklıktan ne kadar ses duyayım. Buradaki ayarlama hiçbir şekilde kayıttaki ses miktarını değiştirmiyor. Yani ben bunu kısıp arttırdığımda Kayıtta da aynı oranda artacak diye bir şey yok. Şu bölüme de kabaca söylemiştim. Fakat şöyle ki isterseniz buraya USB olarak giriş yapabiliyorsunuz. USB'nizdeki mp 3leri çalabiliyor. mp 3leri geçmek için de başlatıp durdurmak için ilk baştaki tuşu kullanıyorum. Hatta pause yazdı. Bir daha basarsam şu an e, çalmadığı için sadece pause yazıyor. E, buradaki tuşlarla sesi arttırıp e, veya bir sonraki e, şeye geçebiliyorsunuz, şarkıya geçebiliyorsunuz. Mod kısmı da şurada mod yazıyor. Mod/BT yani BT Bluetooth demek. Bence gerçekten Bluetooth teknolojisinin içinde barındırması çok güzel bir özellik. E, özellikle telefonlarımızı buraya e, nasıl bağlayacağız derdi yok. Telefonumdan herhangi bir mp3 şarkı, bir ses efekti açtığım zaman e, buraya rahatlıkla bağlıyorum. Örneğin bir yayın yapıyorsunuz ve gülme efekti e, istiyorsunuz, gülme efektini ben telefonumda açtım veya işte e, sıraladım gülme efekti, alkış efekti, e, e, efendim mesela diyorum, korku efekti veya herhangi bir arka fon müziği, hepsini telefonumda sıraladığımı düşünün, e, İstediğim bölüme istediğim zaman tek dokunuşta direkt buraya aktarabiliyor. Bluetooth'unu test ettim. Beraber de edeceğiz. E, Bluetooth'u gerçekten herhangi bir gecikme yaşatmıyor. Direkt e, sesi alabiliyoruz. İşte buradaki mod ve BT kısmındaki pres'e bastığım zaman da bakın BT yazıyor. Yani Bluetooth şu anda açık. Bir Bluetooth bağlantısı cihazımız bekliyor. Evet ben ilk olarak e, şöyle kulaklığımı bağlayayım. E, kulaklığımı bir referans olarak kullanacağım. Sonra da BM800 mikrofonumu ilk kanala giriş yapayım. Bu kayıtta BM800'ü kullanmamın nedeni işte bu BM800 mikrofonla birlikte bu mikser çokça tercih ediliyor. Ee, birlikte denemek istedim ben de. İlk kanala dediğim gibi e, mikrofon line girişini BM800'ümüzü buraya bağladık. Ve buradaki kanal ayarlarını birazcık şimdi kurcalayalım. Bakalım sesim nasıl gelecek. Şu anda sesimi Lasvo Voice BM800'den alıyorsunuz. Şöyle gain'i birazcık arttırayım. Baya sonuna kadar arttırdım ama böyle diyaframı çok açılmış oldu. Ses kalitesi kötü olur. Şöyle ortalarda aslında ben, 30 eksi 20-30 arası kullanmayı tercih ediyorum burada. Bu yine sizin deneme yanılma yoluyla mikrofonunuzun kalitesine göre de değişebilecek bir şey. High kısmını mesela birazcık sonuna kadar açtım. Low'u ortaya getireyim. Yani bas. Bas ve tiz diyebiliriz bunlara. Low'u tamamen kıstım. Bas'ı ve şu anda tiz en sonda bas. En dipte açık değil kapalı. Hepsini ikisini de şöyle ortaya getirsem e, nasıl değişiklik oluyor gördüğünüz gibi. Veya high'ı tamamen kısalım ve açalım. Şu anda da sesim belki daha tok geliyordur. Bakalım. ikisi de ortada kalsın. Düzgün. Hatta gain'i de ortaya tam ortaya alayım. E, üçü de orta seviyede kalmış olsun. Peki de hatta şuradan volümünü de orta seviye seviyeye ayarlamış oldum. FX kısmına bakalım. Şimdi delay'i ve e, gecikmeyi buradan kapatıyorum hepsini. E, FX'e bastığım zaman şuradan açalım. Se. Açtık. Se. Se. SA. Se. 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 Se, se, se. 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 Bu yani eee yani yani, 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 yani. konuşmanın ne kadar yani sesin ne kadar gecikmeyle aralıkla gecikeceğini ayarlıyor. Şöyle orta kısmı getirdim. Tunto, orta, 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 İkinci kanal zaten dediğim gibi aynı, üçüncü kanala ben mono olarak tek bir tane stereo e, giriş yapacağım. Evet, elektro gitar e, girdim şu anda enstrüman olarak. Ocak girişinden tabii ki e, siz farklı farklı şeyler de girebilirsiniz. Bu e, illaki bir enstrüman olmak zorunda da değil. Stereonun aktif olması için şunu kaldırdım. E, bakalım, gain çok açık. Ortaya getireyim hepsini bunun da. Evet ben şu an kulaklık takılı olduğu için sadece sol taraftan duyuyorum. <laughs> Mesela şöyle birazcık ayarlarıyla oynayalım. Bunun da haygıyla. Haygını yükselttim. <laughs> elim bu tamamen kısıp halk açık kalsın bakalım ee, bir değişiklik olacak mı <laughs> birazcık daha parlak oldu tabii ki. Şöyle orta ayarda kalsın. Bu pozisyonda mesela ben mikrofonumdan FX açayım. CA Evet, evet son, son olarak, olarak. SA açık kalmış. Hatta niye buradan kapatmadım. Ee, son olarak şimdi bir de Bluetooth'umuzu bağlayalım. Bende de USB yok. Aslında var ama e, sadece e, içerisine şarkı atmadım. Şöyle Bluetooth cihazımıza girdiğimiz zaman Bluetooth bölümünde zaten burada hemen Mixing BT olarak e, bağlandı benimkisi e, yani ben daha önce bağladığım için böyle gözüküyor. Buradan bir şarkı dinleyelim hatta sesini açayım. Ses yok çünkü buradan açmamışız. S. Sen burada e, konuşma yapıyorsunuz diyelim. Herkese günaydın. E, yeni bir haftadayız. Yeni bir e, aydayız. Hepinize sağlıklı haftalar diyorum. Tabi bu hafta yapacağımız e, yeni etkinliklerimizden sizlere bahsetmek istiyorum. Müzik Böyle e, konuşmanın aralarında kısarak müziğe e, alttan devam etmesi için aralarda da böyle açarak e, artık bunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. E, kulaklıkta patlama yaşamıyorum ama bilgisayarda gördüğüm kadarıyla bazı e, yerlere patlamalar var. O da galiba e, şuradaki main kısmını ben birazcık fazla açtım. Bu kısmı siz kendi ekipmanınıza göre değerlendirmeniz lazım. Evet bir tanıtım videomuzun daha sonuna geldik. E, tanıtımımızda sesi bilgisayara kaydederken bazı böyle patlamalar yaşamış olabiliriz. O da benim bilgisayara giriş seviyesinin birazcık açık unutmamla alakalı. Ama hani tahmin ediyorum ki çok fazla da ses gürültüsü, keliliği olmamıştır. E, kulaklıktan çünkü çok güzel alıyordum sesi. Bilgisayara e, bağladığım zaman orada bir e, karışıklık olmuş olabilir. Ama genel anlamda değerlendirecek olursak e, çok yönlü bir mikser yani bize birçok imkan sağlıyor. Şu anda yonkamusicmarket.com üzerinde de Güncel satış fiyatı 372 TL. Bu indirime ek %5'lik bir indirim daha kazanmak için Yonka Müzik Market'in mobil uygulamasını cep telefonlarınıza indirdikten sonra mobil hediye 5 kupon kodunu girmeniz yeterli olacaktır. Tanıtımımız birazcık uzun sürdüyse kusura bakmayın aklınızdaki soruları cevaplamaya çalıştım. Yine de çok fazla detay olduğu için atladığım noktalar olabilir. Şu anda aklıma gelmeyen noktalar olabilir. Böyle bir durumda sorularınızı lütfen bize iletin. Biz de elimizden geldiğince sizlere destek olmaya çalışalım. Bir sonraki tanıtım videomuzda görüşmek üzere. O zamana kadar hoşçakalın diyorum.